Siyonist işgalci İsrail, İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı Muhammed Dayf'ın şehit edildiğini iddia ederek soykırımı medya yoluyla da devam ettiriyor. Yaptığı kara propagandalarla Müslümanların direnişini, direncini kırmaya çalışıyor. Yıllardır Hamas'ın silahlı kanadını yöneten ve Filistin'in özgürlüğü için savaşan Muhammed Dayf, Gazze için önemli ve büyük bir sembol. Dayf aynı zamanda Aksa Tufanı Harekatı'nın planlayıcısı. Tam adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Muhammed Dayf, 1965 Han Yunus doğumlu. Gazze İslam Üniversitesi mezuniyetinden sonra Filistin'in özgürlüğü için çalışan Dayf, kuruluşundan itibaren İzzettin el-Kassam Tugaylarının içinde. Dayf, Gazze için sürekli hareket halinde olduğu için misafir olarak anılıyor. Teknolojiyi hiç kullanmadığı için işgalcilerin tüm çabalarına rağmen konumu bulunamayan komutan 7 defa suikast atlattı. Tüm olumsuzluklara rağmen mücadelesinden, Filistin'den vazgeçmedi. Öyle ki karısı, 7 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızı 2014'te bir İsrail hava saldırısında şehit edildi. Ama o tüm bunlara rağmen işgalcilerin önüne bir abide gibi dikilmeye devam ediyor.